Günaydın değerli izleyiciler. Gerçek gündeme hoş geldiniz efendim. Bugün 12 Ekim 2018 ve günlerden cuma. Haftanın son günü. Haftanın son günü gündemde ne var derseniz efendim? Rahip pastör Bronson var efendim. Amerikan medyası bugün yapılacak olan mahkeme için, duruşma için Rahip Bronson'un serbest bırakılacağını söylemiş efendim. Bu arada dolarda da oynamalar var. Hafif hafif Aşağıya doğru iniş, hani dolar rahip böyle bir ifade var ya son dönemde satın alma, satın alma. Her şeyin alındığı ve satındığı bir dönemdeyiz ya. İşte e, piyasalar rahip Brunson'un tahliyesini satın aldı. İşaret böyle. Amerikan medyası da serbest bırakacağız diyor. Oysa biz bağımsız ve tarafsız yargımızın bu konuda vereceği kararı merakla bekliyoruz. İktidara destek veren medyadan iki adresten serbest bırakmayın sesi yükseldi. Bir tanesi Star Gazetesi'nden Ardar Zentürk'ten. Dün paylaştık. Dünkü yazısıydı. Ve e, yine bugün az sonra göreceksiniz e, bir karikatürle hayır demiş. Akit Gazetesi çevresi onlar. Diğer e, iktidar medyası onlar sessiz. Çünkü peş peşe goller yedikleri için. Mesela McKinsey meselesinde bir süre sessiz kaldılar, tepkiler var filan. Ne yapsak? Ama hani e, öyle anlaşılıyor ki biz McKinseycilik yapsak iyi olur dediler. Şu başkan ona ters köşe yaptı. Koskoca iletişim profesörü hocamız bile Yeni Şafak'taki köşesinde e, McKinsey'e karşı çıkanları aptallıkla, enayilikle filan suçlarken hocamız ters köşe oldu. Şimdi kategorik gözü kapalı. Ee, taraftarlık, yandaşlık deniyor. Böyle oluyor. Ee, haliyle yapılanıyor. Bu sebeple iktidar medyasının önemli bir bölümü Rahip Bronson meselesinde sessiz kalmayı tercih etmiş. Ee, i̇kinci bir Deniz Yücel olayı yaşıyor muyuz? Belki de yaşadık, yaşayacağız. Bilmiyoruz. Daha henüz ses yok. Ama şu var. E, ucunu dolar üzerinden Gösteren bir mekanizma var ve bunu pompalayan adresler var. Bunun pompalayan adresleri bir kenara not etmekte fayda var. Hani hafızamız açısından. Aa bunlar bir zamanlar e, Ray Bronson'un talisi halinde ekonomide işlerin düzeleceğini filan e, yazan kişilerdi deyip hatırlamakta fayda var. Maafiyi o konuda bir yazıda kaleme almış e, bugün Doğu Perinçek, biz de alıntıladık. Az sonra sizlerle paylaşacağız efendim. Evet, e, sözü fazla uzatmayalım. Bugün gündemde Raip Bronson var. Tabi Cemal Kaşıkçı'nın pozisyonu, durumu henüz netleşmiş değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. E, resmi kurumların diplomatik açıklamalar yaptığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Onu da hatırlatalım. İktidar medyasının acelesi var. Bu arada enflasyonla mücadele konusunda İçişleri Bakanımız da devrede. Valilere talimat verildi efendim. E, enflasyon düşürmek için. Tek kuralları izaya gel. Leri bak. Sonra fiyatlar düşürülecek. Düşür filan. Bu işler yürür mü? Onu bilmiyoruz. Efendim onu e, eski askerlerimiz cevap versinler. <laughs> bu yol ve yöntemlerle e, zabıtayla enflasyon düşer mi? Göreceğiz. Belki de ilginç bir model olarak e, iktisat e, literatüründe yer alacak. Efendim gazetelerimize hızlı bakalım diyoruz. Akşam gazetesi depoları basın. İçişleri Bakanlığı valilere fırsatçı talimatı. Efendim e, FETÖ'cü, Ergenekon'cu derken fırsatçı. Evet yani şaka gibi. Bu ne Allah aşkına bu ne? Liberal ekonomi. Ne o liberalistelik ne osu yenisi. Kemal Derviş politikaları serbest pazar ekonomisi. Cumhurbaşkanımız daha yeni teyit ve teyit etti. Serbest pazar ekonomisi konusunda yabancı yatırımcılara e, bu konuda e, bir a, taahhütte bulundu. Depolar basılıyor. <laughs> Allah aklımızı muhafaza buyursun efendim. Ne diyelim? Devam edelim efendim. Peki. Tasarrufa teşvik enflasyona fren. Bu arada Cumhurbaşkanlığından tasarruf genelgesi var. Kriz yok ama 3 yıllık bir tasarruf talebi var. Ama devlet kurumlarımızın bu tasarrufa niyeti yok. Hani yeni yatırımlar yapılmayacak meselesi var ama obez hale gelmiş İbrahim Kahveci'nin tabiri bu. Karar Gazetesi'nin ekonomi editörünün obez devlet. Obez devlet. Obez ki ne obez yani. Ve aydınlık. Ekonomide Bronson hayali. Evet. E, ee, Doğu Perinceğin yazısından biz de bir bölüm alıntıladık. Paylaşacağız sizlerle efendim. ABD teröristlere devriye aracı verdi. Ne istedi derse verdi efendim ABD. 65 bin kişilik ordu kuruyor. Yurbaşkanımız söylemedi mi? 18 bin tır. Ketelesini tutmuş devletimiz. 300 uçak. Yani akıl alır gibi değil. Değirmenin suyu cebimizden geliyor. Sarayın bütçesi her yıl kendini aşıyor. Kongordato işi vurabilir. Dün gene bir fabrika yangını vardı efendim. Yüzü geçti. Fabrika, depo, iş yeri yangınları yüzü geçti. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında kombin ortaklığı. Devlet Bey'in gündeme taşıdığı bir yaklaşım. Bakalım nasıl bir kombin ortaya çıkacak. Evet göreceğiz. Ancak öyle anlaşılıyor ki Milliyetçi Hareket Partisi yerel yönetimlerde de AK Parti ile ortaklığın peşinde. Devlet Bey eğer bu işi ciddiye alıp gündeme taşıyıp e, ısrarla devamlılığını getiriyorsa sonucu alacak demektir. Ve saraya çalışıyoruz. Bütçenin yükünü çeken yurttaş yoksulluğa sürüklenirken Beştepe'nin bütçesi 3'e katlanmış. Bu herhalde e, itibarından tasarruf olmaz. Kapsamı çerçevesinde bir tercihle beraber e, aynı zamanda herhalde e, lüks ve ihtişam için değil de e, milli güvenlik ihtiyaçlarımız için de e, kamuoyuyla paylaşılmayan e, bir takım örtülü harcamalar için de kullanıldığını düşünenlerdeniz. E, bunu söylediğimizde safiyetle e, suçlayanlar var ama e, yine de bir devlet aklı iyi kötü e, gündemde diye düşünenlerdeniz. Kombinin ilk işi Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisseleri planında. Bahçeli destek verdi. Tabi Devlet Bey'in desteği yerel yönetimlerdeki MHP ortaklığının yolunu açacak bir destek diye bakacaksınız buna. Biz öyle bakıyoruz. Gelelim evrensele. Eğitimde çaresizliğin hikayesi. Montenegro. Sosyal medya üzerinden bir kişiye verileceği söylenen Montenegro bursunu alabilmek için yüz binlerce öğrenci Instagram'da 24 saat boyunca yarışmış efendim. Olay Cumhurbaşkanı'nın burs değil kredi alın dediği öğrencilerin içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi diyor efendim. Evet. Gelelim güneşe. İşte bu demiş efendim. Nedir o bakalım. E, tüm saldırılardan güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi yükselişini sürdürüyormuş. Ayrıntılarını vereceğiz efendim. Ve Hürriyet Gazetesi düğün de yapsaydınız derken, yetiştirme Yurdundaki 16 yaşındaki bir genç kıza e, evlenmesi yönünde e, verilen görüşe ilişkin e, isyan bu. Ve topçu popçu kavgası. Az sonra paylaşacağız. Ee, bugün Cuma malum. Her Cuma olduğu gibi bu Cuma'da e, destur diyeceğiz. Desturun konularından birisi efendim bu topçu popçu kavgası ama e, iş çığırından çıkmış. Arda için konuşuyoruz efendim. Arda Turan için konuşuyoruz. Çığırından çıkmış. Çılgınlaşmış. Ve Karar Gazetesi hem suçlu hem güçlü derken Suudi Arabistan kastediliyor ve Yeni görüntüler var 15 Temmuz gecesi o silahlı isyan hareketinde. Vahşet görüntüleri var e, isyancıların. Ve milat fırsatçıya şamar. Faiz vatandaşın emeğine göz dikenler yandı. Peki şimdiye kadar niye onlar yakılmadı da şimdi yakılıyor? Fırsatçılar yeni mi türedi? Bugün mü ortaya çıktı? Ve hangi ekonomik koşullar? Onları doğurdu falan. Soru çok. Ve Milli Gazete. En büyük zammı siz yapıyorsunuz diye devlete, devleti yönetenlere yüklendi. Biz burada ihbar ettik BOTAŞ'ın. Değil mi efendim? Ee, doğalgaz çevrim santrallerine, sanayiye yüzde kırk altı buçuk zamla satılıyor iki aydır. Doğalgaz. Efendim Milliyet Gazetesi önce tasarruf. Sonra refah. 16 yıllık AK Parti ekonomi yönetimi zabıta ve valiyle yani zecri tedbirlerle uyguladığı ekonomi politikasının tam zıddına uygulamalarla enflasyonu önleme peşinde. Valilere depoları basın talimatı akşamın. Buraya geldik. 16 yılda geldiğimiz yer burası. Durmuş Yılmaz öyle söylüyor ya, eski Merkez Bankası Başkanı. ...2002'de geldiğinizde... IMF politikaları uyguluyordunuz. 6 yıl onları uyguladınız zaten diyor. Sonrası zaten derviş politikaları. Sonrası... ...sonrası... ...2002 noktasına tekrar geri döndük diyor. Allah korusun. Evet, e, peki. Üstelik tasarruf 3 yıl. Tasarruf size bize efendim. Zaten mecburi tasarruf. Artan fiyatlarla... ...yükselen enflasyonla... ...zaten cebinizdeki paranın önemli bir kısmını kaybetmişsiniz. Geri kalanı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla mecburi tasarruf halindesiniz efendim. Mecburi. Bakın işçi çıkartıldı. 771 kişi özelleştirilen şeker fabrikalarından. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Şeker iş başkanı altına bir milyonluk araba çekmekle meşgul. Yüzü de kızarmıyor, sesi de çıkmıyor, utanmıyor. Onlar için, onlar için enflasyon, bilmiyorum. Öyle diyor ya Osman Altı Hoca. Cebinde parası olmayan enflasyonu yüzde kaçtır diyor. Evet. Ee, sağ kalanlar için sonrası refah efendim. Hadi bakalım. Fiyatlara dur emri. Şaka gibi ya. Hakikaten bu bir Zaytun haberi olabilir Orta Doğu. Yani ciddi ciddi yapmışlar tabii ama e, belki de e, satır arasında ironik bir manşet yapalım. E, doğrudan biz e, eleştiri yapamıyoruz. Bari böyle diyerek e, ifade edelim kendimizi diye düşünmüş olabilirler. Başka türlü bu başlık atılamaz yani. Fiyatlara dur emri. Demin dedik ya İsa'ya gel tek kol aralığı. Değil mi? Böyleydi. Yanlış hatırlamıyorum. Çok oldu asker yapın. Tek kol, kol aralığı gel. Deli bak. Lan. Evet. Fiyatlar doldurulacak. Dur dur. Depolar basılacak. Bas. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? İyi misiniz? Posta gazetesi. Sıktı bu adam demiş. Evet. 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 Atladık geçtik. FETÖ'cü hainlerden Pinoşe infazı. Augusto Pinoşe. Şili'nin askeri diktatörü efendim. Augusto Pinoşe. Evet. Ee, o tarzda infazlar. Güzel de Pinoşe stadyumlara doldurdu. Mamafi Darbe gerçekleşseydi eğer silahlı isyan, stadyumlara doldurulacak insanlardan söz ediliyordu. Mamafi şimdi de tabii cezaevlerinde 263 bin, 250, 254 bin kişi var, değil mi? Öyle 254 bin kişi var. İşte bu terör filan meselesiyle ilgili olarak da 40 bine yakın herhalde kişi var. Hani bayağı ciddi ve yeni yapılan onlarca cezaevi var. Bir de o var. Kaşıkçı'yı konsolosun bahçesine gömdüler. Şok iddia. İngiliz basını. İngilizler de ateşe, e, benzine ateş döküyorlar. şey e, Yangına ateş, benzin döküyorlar. Cümleyi zor kurdu. Efendim emekli de bankalardan yapılandırma istiyor. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Yani emekli kendini koskoca şahenkle, koskoca ülkelerle bir mi tutuyor? Onlar yapılandırdılar ya. Mayıs ayında yüzde on Şimdi... Zaten tükenmiş emekliye banka. Hadi canım sen de. Az sonra Hürriyet'in sayfasından Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamalarını paylaşacağız efendim sizlerle. 4000 aşkın üyemiz bankalara başvurdu. Ancak 1500'ü kredi alabiliyor diye isyan ediyor. Efendim ilk aramızı verelim. Ve ardından gazetelerimizde köşe yazılarımızda birlikte olalım. Ve e, bugün Cuma desturda diyeceğiz. Bakalım bugün desturda neler var ama önce şu reklamı bir görelim. Değerli izleyiciler gerçek gündeme devam ediyoruz efendim. Gazetelerimizle devam ediyoruz. Hızlı turu tamamlayamamıştık. Sözcüde kalmıştık. Sözcüden bir tamamlayalım. Sonra bugün cuma. Bir destur diyelim. Bakalım destur yeni Türkiye'yi nasıl görmüş ve ayrıntılı bir tur ve köşe yazılarıyla devam edelim. Efendim sözcüde kalmıştık. Kaşıkçı konsolosun bahçesine gömdüler diyordu manşeti. Hemen üstünde ise emekli de bankalardan yapılandırma istiyor deyince biz de o kadar uzun boylu değil demiştik. Yani sen emeklisin haddini bil kardeşim. Sen Ferit Şahin misin? Sen Murat Ülker misin? Falan yani e, o yüzden sen e, başının çaresine bak. Efendim Arda silahlı hastane bastı. Ee, yani magandalığın vardığı son adreslerden birisi. Eminiz daha önce de bir yaşanmıştı değil mi? Ee, Medipol Hastanesi'nin psikiyatri doktoru bir hastası tarafından e, katledilmişti. Öldürülmüştü. Ve hastane yönetimi savunma yapmıştı. Efendim burası kamuya açık bir alan. Kamuya açık bir alan. Yani e, rastgele ve her yere her isteyen her istediği teçhizatla girebiliyor mu? Burası da özel hastane. Burada da aynı kepazelik. Herif silahla hastaneye giriyor. Efendim Star gazetesi hedef refahı yükseltmek. Orta vadeli mali plan yürürlükte. E bu yep değil miydi? Yani yeni ekonomi programı değil miydi? Tekrar orta vadeliye mi döndü? Aslında hatırlarsanız ilk sonuçta sanıyorum Ağustos ayıydı. E Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da işte iş adamlarının filan bürokrasinin bulunduğu bir toplantı bir sonuç yapmıştı. Ve Ekim ayını işaret etmişti ee, orta vadeli program için. Ancak e, bir isim değişikliği olacağını, güzel isim tekliflerinde var olduğunu söylemişti ama ne oldu o isimler bilmiyorum. Ee, yeni ekonomi programı dendi ama tekrar orta vadeli programa mı dönüldü onu bilmiyoruz. Bu arada valilere talimat, stokçuya fırsat vermeyin işleri bakanımızlar efendim. Giderek otoriter bir devlet mi oluyoruz? Valiler depo basacak öyle mi? Peki depoda stok seviyesini neye göre belirleyecekler? Stoklu çalışan bir işletme veya stoklu çalışan bir üretim tesisi bir fabrika. Ne olacak yani? Şimdi e, bu hal farz. E, tofaş'ı bastılar. 9 günlük tatile girecek ama üretime devam ettiğini varsayalım. Orada da 3000 e, tane araba yatıyor. Şimdi Tofaş'a stokçuluk üzerinden satamamış adam yani. <laughs> İşlem yapacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Nasıl olacak? Ya yani bir onlar bilmiyoruz yani. Olan gene gariban esnafı olur. Takvim Bu kapı 10 gündür kapalı demiş. Cemal Kaşıkçı olayı. Ve Kaşıkçı prensin hedefindeymiş. Dört aydır da peşindeymiş. HDP'ye belediye kaptırmayın uyarısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Söktüğü affetmeyin. İyi ki idam cezası kalkmış ha. Hakikaten yani. <laughs> Efendim Vatan Gazetesi PKK rahat kassın diye. O kadar da uzun bölüm ya. Evet. Yargının Bronson imtihanı. Dünyanın gözü Türkiye'de. ABD'li casus papaz bugün hakim önüne çıkıyor. ABD medyası işlem tamam bugün serbest kalacak diyor. Bakalım bağımsız yargımız ne diyecek efendim. Merakla bekleyeceğiz. Hakimler ehil ve bağımsız olmalı. Evet inşallah. Yargıda kara delikler var diyor efendim. Yargıtay birinci başkanı. 2019-2021 dönemi yatırım programı hazırlıkları resmi gazetede. Ve Yeni Çağ gazetesi, papazın gözü uçuş biletinde. Uçak inmiş olabilir mi? Deniz Yücel'de oldu ya. E, tahliye kararından yani mahkeme görülmeden 3 gün önce uçak kiralanıp indi. E, o da bindi gitti. E, şimdi benzerini tekrar mı yaşayacağız bakalım bilmiyoruz. Bağımsız yargımızın e, bu konudaki kararını bekliyoruz. Efendim, emekliler de yapılanmayı istiyor demin dedik e, sözcüden. Ve Yeni Şafak. Konsolos panikte demiş efendim. Dört gündür dışarı çıkmıyormuş. E nasıl dışarı çıksın? Dışarıda protestocular var, medya var. Çıksa bir şey söylemeye kalkışması lazım. Çıksa nereye gidecek zaten filan. O yüzden başını kuma gömmüş. Yapacak bir şey yok. Dostları Prens'i terk ediyor. Şimdi tabii e, iktidar medyası çok ağır yükleniyor. E, testereli cinayetler, bir cinayet söz konusu. Yani gerçekten eğer böyleyse bu tabii dehşet. Ama ilk günden itibaren bu zaten e, böyle söylendi. Turan Kışlakçı ile başlayan açıklamalar Yasin Aktay'la ki Yasin Aktay frene bastı şimdi daha diplomatik cümleler kuruyor. E, daha ölçülü yazılar yazıyor dışişleri zaten Suudi Arabistan'la birlikte çalışalım bu konuda diyor filan. Orada diplomasi konuşuyor. Ee, İktidar medyası cepheden yükleniyor. Hatta Kemal Öztürk'ün alıntılamadığımız bir yazısında evvelsi günkü yazısıydı herhalde. rüya dünkü yazısıydı galiba. Ee, daha önce de gündeme gelmiş olan konuyu yeniden e, tazeliyor. Yani Mekke ve Medine'nin bir e, konsorsiyum tarafından yönetilmesi meselesi. Evet. Ee, Tabi bu tür uygulamalar kulağa cazip gözükmekle birlikte adet haline gelir yol olursa başka adresler için de benzer yöntemler önerildiğinde söyleyecek sözümüz az olur. Suriye'de 500 gazeteci öldürüldü demiş efendim. Ve Yeni Söz gazetesi Batı'nın muhtevası ırkçı. Bu değişmez diyor efendim. Son gazetemiz Yurt CHP'de yerel seçim stratejisi bugün açıklanacak. Ee, bazı belediye başkan adaylıkları için de e, çalışmalar hızlandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bakalım e, nasıl olacak. Efendim bu arada bir torba yasa hazırlığı var. Ödüllü muhbirlik sistemi geliyor. Ee, <laughs> Kenan Paşa'yı hatırlatacak uygulamalardan kaçınmak lazım aslında. Efendim, yine İş Bankası dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İş Bankası hisselerinin hazineye devri konusu ciddi rahatsızlık yaratmış durumda efendim. Pekala. Eee Bu arada gündem çok yoğun olduğu için Genel eve kayyum atanması haberi hak ettiği ilgiyi görmedi. Sosyal medyada çok konuşuluyor, tartışılıyor falan ama Medyada bu işi lastik gibi uzatıp pekala suyunu çıkarabilirdi ama gündem müsait değil. Evet o da oldu. Dün paylaşmıştık Hürriyet gazetesinden. Dün akşam bazı televizyon kanalları da haberleştirdi. Evet Adana'da genel eve kayyum atandı efendim. İsimlendirme yapıldı mı falan onları bilmiyoruz. Belgi dairesinden bazı görevliler atanacakmış ama... Şimdi e, bugün Cuma'ya destur diyeceğiz efendim her Cuma olduğu gibi. E, göreceksiniz e, bu genel kayyum atanması işi bizim destur köşemizde de var. Ve e, arda var tabi topçu popçu e, meselesi. Başka neler var şimdi e, yazıyı paylaştığımızda göreceksiniz efendim. E, tabii yazı dün yazıldı. Yılmaz Özdil'in köşesinden de bir alıntı yaptık. O da tabii haliyle yazsın, dün yazdı. Ve e, ilginçtir. Bizim destur yazarımızla Yılmaz Özdil'in Arda konusunda benzer yaklaşımları birbiriyle örtüşü vermiş. Evet, şimdi destur diyelim bakalım. Yeni Türkiye nasıl bir yeni Türkiye'ymiş? Eski Türkiye ne hale gelmiş de yeni olmuş? Hep birlikte görelim. Gelsin yazın. Yeni Türkiye. Büyük ülkemizin büyük ekonomisi. 10-15 gündür Rahip Bronson'la yatıp Pastör Bronson'la kalkıyor. İster inanın ister inanmayın. Ekonomimiz, dövizimiz, faizimiz, bütçemiz işte bu beyaz yüzlü adama bağlı. Bugün çıkıp Amerika'ya uçarsa dolar boşalıyor. 5.75, 5.80. Yok. Tutukluluk, ev hapsi aynen devam ederse dolar doluyor. 6.20, 6.40 iyi mi? Ne ekonomiymiş arkadaş? Dünyada eşi emsali yok. Herkes nefesini tutmuş. Mahkeme sonucunu bekliyor. Unutma Türkiye. 12 Ekim 2018. Ülkenin hali budur. Piyasalar Bronsun serbestti, satın aldı. Dolar hızla düşüyor. Neyse ki McKinsey derdinden kurtulduk. Kurtulduk mu acaba? Nah şuraya yazıyoruz. En geç 6 ay sonra bu konu bambaşka bir şekilde önümüze gelecek. Verilecekler verildi. Alınacaklar alındı. Göreceksiniz olacaklar da olacak. Ekonomimizle ilgili son haber biraz şaşırtıcı. Evet sonunda bu da oldu. Konkordato fırtınasının gelip de milletin uçkurunu çözeceğini beklemiyorduk. Alın işte sonunda genel eve de kayyum atandı. Sakın kimsemeyin. Orada çok önemli ticaret var. Günlük euro 50 bin Türk lirası. Bir daha söyleyelim mi efendim? 50 bin Türk lirası. 50 milyar. Eski parayla. Yeni parayla 50 bin lira. Evet yazıyla 50 bin Türk lirası günlük para geliyor. Bu paranın kaça bölünmesi gerektiğini siz hesap edin. Galiba orada miting yapıyorlar. Kalsın burası. Bir önceki sayfaya dönelim kalsın. Günlük 50 bin lira. Ayda 1,5 milyon lira. Hani fakirin e, şey zenginin malı fakirin dilini çenesini yorarmış ya. 10 e, ayda 15 milyon 18 milyon. Tabii dolar üzerinden hesapladığımızda çok cazip gözükmeyecek. Ee, ama TL hesabıyla yaptığımızda günde 50 bin lira, e, yılda 18 milyon lira. E, bayağı ciddi bir paraymış. Evet yani o miting lafı boşa değil. Devam. Değil Şimdi indirim zamanı. Bu pazar herkes büyük marketlere davetli. 10 indirim var. Evet 10 indirim. 50 üründe indirim. Ne kadar iyi? Devlet İstatistik'in yeni yöneticileri çok yoğun çalışıyor. Bu 50 ürünün en az 40'ının başka bir yerden seçilmesini istiyorlar. Nereden mi? Enflasyon paketinden. Evet, bunu becerirlerse Ekim enflasyonu düşük çıkabilir. İyi de enflasyon paketindeki pimpon topu %10 uzlamış kim inanır? Bize göre damat inanır. Sonuçları haftaya karşılaştırın. Soru indirimli 50 üründen kaçı enflasyon paketinden? Soru en yalaka maket zincirini seçebilirsiniz. Haftanın konusu kaşıkçı mı, topçu mu, popçu kavgası mı karar veremedik. Bir baktık ki sosyal medya kararı vermiş. Konu açık ara topçu popçu kavgası. Olay şu. Topçu Popçu'nun karısına sarkmış. Yetmemiş. Bir kafada Popçu'nun burnunu kırmış. O da yetmemiş. Silahlı hastaneyi basmış. Eski en güzeli yine sosyal medyada var. Eski Türkiye Metin Oktay, yeni Türkiye Arda Turan. Hani diyordu ya şeytan Udlan, abi ben de varım. Sen ne diyorsun? Arda kardeşim ben de varım. <laughs> Neydi? son alıntı referandumda hatırlarsanız ee, önce Rıdvan başlatmıştı ama Rıdvan'la beraber işte Arda da vardı. Güçlü Türkiye için var mısın? Arda filan deyince ben de varım abi diyordu filan ama Arda'nın son yaptıklarına ben de varım deyip sıraya girmeyin. Allah muhafaza ama çocuk haksız değil. Niye? E bakınız Can Dündar'a adam ateş etti. Ruhsatsız silahla bir gazeteciyi vurdu. 4500 lira para cezası Taksitle ödeyecek. 10 ayda hapis cezası yatmayacak. 10 ay hapis cezası ruhsatsız silahtan. Vurmadan 4500 lira. E yani Arda'da para kum gibi. Adam vurmaya e, günde 100 kişi vursa. Oho hiç para sorun değil yani. İşin içinden çıkılır. Bunlara güvendi çocuk herhalde. Hastane bastı. Hastane nasıl hastaneyse. Üstelik bir örnek de var değil mi? Bakınız bir doktor vurulmuş. Hastanede. hastane yönetimi savunmuş. Burası kamuya açık bir yer. Kamuya açık yerlerde adam vurulur. Bizim hastanemizde de adam vurulur diyor yani başhekim. Kimse de bir şey demiyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Deli misin? Böyle şey olur mu? Hastaneye belinde silahla girilir mi? E, giriliyor. Girilmeye de devam ediliyor. Pes. Pes. Efendim şimdi ayrıntılı bir tur için akşam gazetesine dönüyoruz ve adeta bir Zaytun haberi Yüzümüzü gülümseten bir Zaytun Kaber'i karşımızda. E, depoları basın. Bismillah ne basıyoruz kaçakçılık mı var? E, uyuşturucu mu? Uyuşturucu satıcıları torbacılar zaten onlar e, afla çıkma hayali içindeler. Böyle bir umut belirdi. E peki bu depo ne deposu? Uyuşturucu deposu değil. E, İçişleri Bakanlığı valilere fırsatçı talimatı. İçişleri Bakanlığı kurlardaki dalgalanmayı fırsat bilen stokçulara karşı 81 ilim valiliğine talimat verdi. Ürünlerin piyasaya arzı geciktirilmeyecek, stokçuluk yapılmayacak. Piyasada mal sıkıntısı çekiliyor da bizim haberimiz mi yok? Yani birisi stokçuluk yapıyor, kara borsaya hazırlık yapıyor, mal yokluğu yaşanacak. O korku mu bu? Ne bu? Hayır bu e, yılbaşına kadar enflasyonu aşağıya çekelim. Yoksa emekli maaşlarına, memur maaşlarına enflasyon oranında zam yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya kalırız. Korkulardan birisi bu. Peki bununla çözüm sağlanır mı? Yani polisiye tedbirlerle çözüm sağlanır mı? Bilmiyorum. Ee, büyük marketlerin, hipermarketlerin, süper ve hipermarketlerin içinde birer zabıta noktası oluşturulabilir mesela. Hani kasalar var ya marketlerin çıkışlarında. O kasalardan bir tanesi çok kasa var zaten. Hepsi de çoğu zaman açık olmayabiliyor. Yoğun günlerde hepsini açıyorlar. Bir tanesini zabıtaya tahsis edersiniz. Böylece bir zabıta noktası olur. O zabıta oradaki fiyatları denetler filan. şakamı e, şaka mı, espri mi filan bilmiyoruz ama geldiğimiz yer burası. İçişleri Bakanlığı kurulardaki dalgalanmayı fırsat bilen stokçulara karşı 81 ilin valiliğine talimat verdi. Ürünlerin piyasaya arzlarını geciktirilmeyecek, stokçuluk yapılmayacak. Adam satamadığı için elinde kalanları ne yapacak? Ona da stokçu muamelesi mi yapılacak? Demin örneği verdik ki Tofaş şimdi 9 günlük tatil yapacak bu Ekim ayı içerisinde. Zaten vardiya sayısında düşürmüşler ama e, araç satışları da düşmüş. Stoklar birikiyor. Neyse efendim peki. E, bir gün gecikmeyle Start Isparta'dan haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını başlatıyor efendim. Aslında çoktan başlattı diyebiliriz. Aslında sürekli istim üstünde Cumhurbaşkanı. Kadrolar falan öyle mi? Ona evet demek zor. Ama Cumhurbaşkanı bu konuda Allah için hakkı teslim edelim. İstim üstünde. Ee, hiç boş yok. Hemen her gün gündemi sıcak tutmayı, gündemi kontrol etmeyi e, gündemi yeri geldiğinde değiştirmeyi, inönü meselesine falan en son işte. Elindeki Amerikan bayrağı Türk bayrağı ikisi de vardı. Hayır ben e, e, tek bayrak demedim. E, yani İnönü'nün yerindeki tek bayrak yoksa Türkiye için tek bayrak denmeye devam ediliyor. E, e, efendim. E, dolayısıyla hani e, gündem konusunda, gündemi belirleme konusunda, e, gündemi etkileme konusunda Cumhurbaşkanı'nın eline su dökecek kimse yok. Tabii bir de ciddi bir medya avantajı var Cumhurbaşkanı'nın. Kayseri'den de devam edecek. Isparta'dan başlayacak, Kayseri'den devam edecek. Bugün e, Cumhurbaşkanı Isparta'da. Yarın da Kayseri'de olacak efendim. Tasarruva teşvik, enflasyona fren. Ekonomiyle mücadelede yeni Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Buna göre 3 yıllık tasarruf tedbirleri. Tabii tasarruf size bize. Bir daha söyleyelim. Yani devlete tasarruf yok. Var diyorlar da yok. Devlet tasarruf etmez. <laughs> açık kapı bırakmıştır kendisine. İşi formüle ederler. Nasıl merhum ezal benim memurum işini bilir demişti. Bizim bürokrasimiz, devletimiz, devleti yönetenlerimiz işi bilirler. İş kitabına uyar. Peki uymayan sade vatandaş. İşsiz kalan, üç kuruş emekli maaşıyla geçinmeye çalışan, doğalgaz fiyatlarıyla önümüzdeki günlerden itibaren soğuyacak kış günlerinde nasıl ısınırım diye dürdür dür düşünen filan onlar tasarruf yapacaklar efendim. Korucularda terör temizliği. İç işleri terör örgütüyle bağlantılı ve farklı suçlara karışmış 635 korucuyu meslekten ihraç etmiş efendim. Evet tabi bir taraftan da ABD Kanadı. Adeta Bronson serbest bırakılmasın kaygısıyla Türkiye'ye kışkırtıcı yayınlar yapmaya devam ediyor. Birçok Amerikan televizyonun alıntılamadık bugün artık bütün gazetelerde var diye e, Amerikan e, gazeteleri gazetelerin internet siteleri, televizyonların e, web sayfaları Bronson bugün tahliye edilecek diye haberler yapıyorlar. E Bu hem e, Türkiye'nin bağımsız yargı söylemine hem e, Cumhurbaşkanı'na adeta serbest bırakmayın demek dolaylı yollardan. Neye benziyor? Bir tanıdık e, tarafı var. bizde yapıyoruz. Şuna benziyor. İdam cezası gelsin. Fethullah bize verin. Bu Fethullah bize vermeyin demekle eş değer değil mi? Hoş son dönemde değil. Hani bir dönem böyleydi. E, filan. Şimdi Amerikalılar da bugün bırakacaklar rahibi filan deyip e, Türkiye'deki bu konudaki hassasiyeti, özellikle e, Cumhurbaşkanının bu konudaki hassasiyetlerini kışkırtmaya çalışıyorlar. Garip bir şekilde, değil mi? Evet. Peki. Efendim, gelelim aydınlık gazetesine. Ekonomide bronsun hayali demiş. Manşet bu ve Doğu perincekten bir alıntı yapacağız şimdi. E, Dolar mahkeme kürsüsünde demiş bugünkü köşesine. Gelsin Doğu Perinci'nin yazısı biz de e, oradan paylaşalım. Bu arada e, aydınlığın manşetini ve haberin ayrıntısını verelim. Duruşması bugün görülecek olan Bronson'un serbest bırakılmasının piyasaları rahatlatacağı, kuru düşüleceği iddiaların değerlenen ekonomistler sorun yapısal, hukuki bir sorunca bağlanamaz. Aslında Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde hani Eylül'de Birleşmiş Milletler toplantıları için gittiğinde iş adamlarıyla bir araya geldiğinde veya bir e, televizyon e, programında hani ya bu bir Bronson iş ile alakası yok bu ekonomik sorunların filan demişti ama e, bir mekanizma bu konuda çok hızlı bir faaliyetin içerisinde farkındaysanız. Peki gelelim e, Doğan Perinceğin bugünkü köşesine ondan bir alıntı yapalım. Dolar mahkeme kürsüsünde demiş yazısının başlığına kamayı önünde utanmadan yazılıyor, söyleniyor. Rahip Bronson bugün serbest bırakılsa dolar 5.85'e düşermiş. Para muslukları açılırmış. Ekonominin kurtuluşu neredeyse muhterem pederin kurtuluşuna bağlanıyor. Bu arada Washington'dan rahibin tahliyesi için tehdit içerikli açıklamalar yapılıyor. Bir yargılamada dolar fiyatının tahliye kararını belirlemesi bizim tarihimizde hatırladığımız kadarıyla ilk kez böyle hararetli olarak gündeme getirildi. Adalet terazisinin bir kefesinde dolar var. Öbür kefesinde Türk yargısının bağımsızlığı ve Türkiye'nin egemenliği. Şimdi Rahip Bronson'u yargılayan ağır ceza heyetinin yerine kendinizi koyunuz. Türk ceza hukukuna göre mi karar vereceksiniz yoksa dolar hukukuna göre mi? Şimdi e, bir alt başlık efendim. Rahip Bronson'u tutukladığımız için mi borca battık? Yazının alt başlığı böyle. Rahip Bronson'un yargılanmasını bir adalet olayı olmaktan çıkarıp ekonomik çözüm umudu haline getirmek ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun ötesinde eşi az görülen bir cehalet örneğidir. Türkiye ekonomisi Rahip Bronson tutuklandığı için borca batmadı. Türkiye'nin dış ödemeler açığının nedeni Raip Bronson'un hapse atılması değil. Türkiye ekonomisi ABD emperyalizminin 1980 sonrasında dayattığı dünya ekonomisiyle bütünleşme programı nedeniyle iflas etmiştir. Şimdi Türkiye'nin önüne konan şudur. Bizi borç batağına batıran ekonomik programı mı yargılayacağız? Yoksa Raip Bronson'u tutuklayan yargımızı ve PKK terörüne karşı mücadeleyi mi yargılayacağız? Diyelim mahkeme bugün Raip Bronson'u serbest bıraktı. O zaman soruyoruz. Evet bu arada tabii şöyle bir gariplik var yazıda. Onu düzeltelim. Bazen oluyor bu. Web sayfalarından kopyaladığımız için işte gözden kaçan böyle reklamdan sonra devam ediyor diye bir ayrıntı. Yazıyla alakası yok bunun. Söyleyelim. Bu Bölümde bir reklam var. Reklamdan sonra devam ediyor diye de bir not var ama işte arkadaşlar o aceleyle onu gözden kaçırmışlar e, maalesef. Evet, e, ABD emperyalizmi PKK'ya silah vermekten vazgeçecek mi diye sormuş bakın. FETÖ'yü devlet içinde örgütlemekten ve darbeler tezgahlamaktan vazgeçecek mi? Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte namlularını Türkiye'ye çevirmek, Türkiye'ye çevirmekten vazgeçecek mi? Asıl cehaletse ABD emperyalizmine kurtarıcı umuduyla sarılmaktır. Türkiye şu gerçeği bugün görmek zorundadır. Bugün göremezse yarın, yarın göremezse öbür gün görecektir. ABD Türkiye ekonomisini istese bile kurtaramaz. Çünkü borcu borçla çevirmek diye bir kurtuluş yok. Çöküşü birkaç ay ertelemek gayreti daha büyük sarsıntıları davet etmekten başka bir sonuç getirmeyecektir diye devam edip giden bir yazı. Evet, e, <laughs> Rahip Bronson tutuklandı diye borca batmadık tabii. Değil mi efendim? <laughs> e, dolar ihtiyacımız Rahip Bronson yüzünden önümüze gelmedi. Ha, efendim e, Türkiye'nin dolara, yabancı paraya dövize olan ihtiyacı dolayısıyla... Türkiye'ye şantaj yapılıyor filan. O işin başka tarafı. Evet. Pekala. ABD teröristlere devriye aracı verdi. Türk yetkililerin MÜMBİÇ konusundaki anlaşmanın sürdüğüne yönelik açıklamalarına rağmen ABD PKK-PYD'ye zırhlı araç ve iş makineleri göndermeye devam ediyor. ABD'nin MÜMBİÇ'e alanı her geçen gün gözler önüne seriliyor. Önceki gün MÜMBİÇ'e gönderilen 300 zırhlı aracın üzerinde teröristlerin logosunun olması dikkat çekti. PKK'ya şimdiye kadar 10 bin tırın üstünde askeri sevkiyat yapılırken daha önce de teröristlerin Münbit çevresine hendek kazması için iş makineleri gönderilmişti. Evet. 13 milyon liralık zarar Sayıştay raporunda. Sayıştay raporunda Isparta'daki Süleyman Devlet Üniversitesi Hastanesi 2017 yılında 13 milyon 633 bin lira zarar ettiği yer aldı. Raporda bu mali yapıyla hastanenin sağlık hizmeti sunmaya uzun süre devam etmesi olanaksızdır denildi. Süleyman Demirel Üniversitesi ise 10 yıldan beri gelirleriyle giderlerini finanse etemediği belirtmiş efendim. Gelelim bir gün gazetesine. Değirmenin suyu cebimizden geliyor. Elbette nereden gelecekti ki? Sarayın bütçesi her yıl kendini aşıyor. Halka yapılan tasarruf çağrıları sarayı durdurmuyor. Ee, ama oraya dönük bir tasarruf çağrısı şa yok ki zaten. Çağrı yapan adres orası. Bir halka yapılıyor. E, kamu kurumlarında bir ölçüde var. Çünkü yeni yatırım yok. Öyle bir kararı var. Geçen yıl bütçe büyüklüğü 845 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı'nın 2018, 2018 yılı ödenek tavanı 2.8 milyar lira olarak belirlendi. Aşağı yukarı 3 katrilyon falan gibi yani eski parayla. Şu <laughs> valla yani pes, pes, pes. Üniversitelerin kepazeliği niye? Bakın. Kapatılan yere mobilya almışlar. Gümüşhane Üniversitesi'nde kapatılan meslek yüksek okulu mobilya ve dekorasyon bölümü laboratuvarına yaklaşık 120 bin liralık mobilya yaptırıldı. Konu 120 bin liralık üstelik. Sayıştay raporlarına yansıdı. Efendim bir büyük ilimizin, çok büyük ilimizin, bir e, belediye kuruluşunun başındaki önemli kişi mobilya satın alıyor evine, fatura belediye şirketine. Olay polisin takibinde, mobilyacıdan mobilyayı o belediye bürokratının evine taşıyanlar polis. Konuşmaların kayıtları var. Görüntülü kayıtlar var. Bir tarihteki bir yolsuzluk olayı. Büyükşehirimizden birisinde. Şimdi bunu görünce e, orası daha mütevazı. Yani bir salon takımı nihayet alınan. <laughs> Yüzde bin liralık. Eve değil tabii efendim. Tabii o da var. ya. Yani. Evet. Almışlar. Mamafi e, herhalde konuşmadık kendisiyle ama şeker İş'in genel başkanı İsa Gök'te bir milyon liralık Audi almış ya o da donanımsız haliyle 1 milyon. Donanımda varsa yani model belli olduğu için fiyat tahmini yapılıyor. Donanımsız hali 800 bin liraya falan geçiyor. Donanım varsa bir trilyonu geçiyor. Da herhalde e, sormadık ama Sayın Başkan da diyecektir ki ya bunu kendimize almadık ki. Bu araba sendikanın arabası hizmete mahsus değil mi efendim? Muhtemelen e, bu alımı yapanlar da ya biz bunu evimize götürmedik ki. Üniversitenin falancı bölümünde duruyor. Yalnız oradan çıkan öğretmenler kendilerini alanlarıyla ilgili soru sorulduğunda cevap veremiyorlar. Efendim kombin görünümlü siyasi pazarlık. MHP lideri Bahçeli'nin son hamlesi siyasi kombin oldu. Başkan ve yardımcılığının paylaşıldığı formülle MHP büyük şehirlerden vazgeçti. Buradan devam edelim çünkü bir reklam arası işareti geldi e, reklam arasını verelim. Bu çünkü önemli ve bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekten çok önemli etkili bir siyasi hamlesi var Devlet Bey'in ve şimdiye kadar yaptığı siyasi hamleler hep etkili sonuç aldı e, muhtemelen böyle de devam edecek tabii Ak Parti çevrelerinde e, örgütünde bir takım rahatsızlıkları yol açıyor ama onu aşan bir durum söz konusu anlaşıldığı kadarıyla. Ama önce reklam efendim. Değerli izleyiciler gerçek gündeme devam ediyoruz. Ayrıntılı bir gazete turu için karşınızdayız. Köşe yazılarımız da var onları da aktarıyoruz. Bir gün gazetesinde kalmıştık. Kombin görünümlü siyasi pazarlık haberinde. Sağ alt köşede. MHP lideri Bahçeli'nin son hamlesi siyasi kombin oldu. Başkan ve yardımcılığının paylaşıldığı formülle MHP büyük şehirlerden vazgeçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerde AKP ile siyasi kombin olabilir diyerek literatüre yeni bir kavram eklemiş oldu. Bahçeli'nin kombin formülüne göre iki partinin temsilcilerinden biri başkan olurken diğeri diğer partinin başkan adayı adayı başkan yardımcısı olacak. Bu formülü Erdoğan aday çıkarmamayı tabanıma anlatamam sözüyle değerlendirdiğimizde MHP'nin birçok ilde fiilen aday çıkarmayacağı anlamına geliyor. Bahçeli'nin böyle bir gelişmeye partililer ikna etmesi tıpkı 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bir koyup iki alacağı bir formülle olur. Bahçeli'nin önerdiği formülle dair diğer bir bilgi de başkan yardımcılığının yetkilerinin artırılması Bu konuda bazı düzenlemeler belediye milis kararıyla yapılabiliyor. Evet, tabi e, tabii yani bu ilginç bir fotoğraf ortaya çıkarır. E, bunu Tam olarak tabi anlaşılmış değil bu kombin modeli. Ama İstanbul'dan vazgeçtik. İstanbul'da aday çıkarmayacağız diyen Devlet Bey 29 büyük şehir için işbirliğinden söz ediyor. Ve şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 belediyesi var. Adana, Mersin, Manisa. Ee, peki buralardan vazgeçse bile 30 büyük şehirde birden etkili bir yerel yönetim ortağı haline dönme durumu söz konusu ki pekala tabanı ikna edebilir. Ee, Devlet Bey, ha AK Parti'de ne olur? AK Parti'de zaten emir demiri kesiyor. Erdoğan e, Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Ama e, örgütün sesine de kulak verecektir. Tabii işin içinde başka mecburiyetler var mıdır sorusu sorulmaya değer bir soru olarak önümüzde duruyor efendim. Geldik Cumhuriyet'e. Saraya çalışıyoruz demiş. Önce bir bakalım Cumhuriyet'in elektronik ortamdaki ekrandaki ile elimizdeki arasında fark var mı? Hayır. Çok az e, değişiklikler var. E, evet. 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 E, sadece şey eklenmiş. Bronson duruşmasıyla ilgili haber eklenmiş. Ekrandakinde e, yok. Evet. Ama burada var. Bronson duruşması bugün ABD'ye göre eve dönecek. İktidar medyası Bronson duruşmasını görmemeyi tercih ediyor farkındaysanız. Akit hariç orada da tersine bir tutum var. Tahliye etmeyin çağrısı var. Şimdi biz Cumhuriyet'e dönelim. Saraya çalışıyoruz demiş. Bütçenin yükünü çeken halk yoksulluğa sürüklenirken Cumhurbaşkanlığı bütçesi 3'e katlandı. Kesenin ağzı açıldı. Evet, 2.8 milyar liraya çıkarılmış efendim. Aşağı yukarı 3 katrilyona yakın. Ve ayrıntı verilmeyen 1 milyar liralık da bir diğer kalemi varmış. Yani 1 katrilyon. Diyanet'e dev bütçe. Yanlışları başkanların bütçesi 29 kurumu geride bıraktı. Araba sevdası Sotrad. <laughs> Bu yıl İlk kez bütçe hazırlama etkisini alan Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının tasarruftan fuat, e, muaf tuttu. 2019'da yatırım programında kamuya zorunlu haller dışında taşlı alım yapılmayacaktır kuralı koyarken zorunlu alımlar için tavan bedeli 161.600 lira oldu. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kapsamın dışında tutulmuş. Soylu'dan genelge vali emredecek, fiyatlar düşecek. Şimdi e, bir izleyici maili var. Ee, şimdi bu izleyicimiz büyük e, bir yerel marketin üst düzey yöneticiliğini yapmış e, bir kişi. Şöyle diyor. Diyor ki e, toptan peynirci için günlük deposto en az 2-3 bin tenekedir. Bakliyatçının ki 8-10 ton. 7-8 bin mağazalı olan Marketler zincirinin bölge depoları en az 4-5 futbol sahası büyüklüktedir. Allah aşkına bunlar nereyi stok deposu diye basacaklar diye merakını seslendirmiş efendim. İşten anlayan bir izleyicimiz. Bilmiyoruz. Yani nasıl basacaklar, neye basacaklar? Bir şey olursa göstermelik olur. Tefliş macunu vardır ya. Eee klasik askerlik fıkrasıdır. Onun gibi olur. Ve de e, birkaç garibana da birkaç işlem belki yapılır. Sonrası zaten bir rüzgar estirmek maksat. Enflasyonu düşürmek için polisiye tedbirler arttı. İçişleri Bakanlığı faiz fiyatı uygulayanlar için valiliklere genel emir çıkarmak konusunda talimat verdi. Ekonomist Uğur Gürses, maliyeti ürün fiyatına yansıttınız, satış yapamadınız, Durgunluktan stok birikti. Stokçu mu oldunuz? Demin söylemeye çalıştığımız şey. Yani yüzde buçuk Üfe üretici fiyat endeksleri yüzde buçuk Tam buçuk değil 46,2 galiba. Neyse. 46,45 canım. <laughs> Daha bunlar fiyatlara tam olarak yansımadı ki. Ama işte işi fazla uzatmadan hayırlısıyla bir yıl başına ulaşalım. O arada da kağıt üzerinde enflasyon rakamını aşağıya çekelim ki. işte hem bir psikolojik rahatlık sağlarız. Özellikle de bütçede bir rahatlık sağlarız. ve Maaşlara, işte enflasyon zammı falan gibi işleri ona göre kotarmış oluruz. Efendim kombinin ilk işi. Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP istedir planına Bahçeli destek verdi. E, Bahçeli bu verilen destekler karşılığında e, iktidarın yaptığı uygulamalara bir anlamda meşruiyet sağlamak karşılığında da herhalde e, bir takım ince öngörüleri mutlaka vardır. Doğal değil mi? Orman nefes aldı. 136 yıl boyunca işletilmesi planlanan taş ocağına yargı dur demiş efendim Tekirdağ'da. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanda açılmak istenen taş ocağı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çet gerekçeli değil kararı iptal edildi. Çet gerekli değil düzeltiyorum. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki taşıyacağı için çet raporuna yani çevresel ekil değerlendirme raporuna ihtiyaç yok demiş ama mahkeme iptal etmiş ekosistem zarar görür buraya çet raporu gerekir demiş efendim gelelim evrensele eğitimde çaresizliğin hikayesi <laughs> Montenegro demiş efendim sosyal medya üzerinden bir kişiye verileceği söylenen Montenegro bursunu alabilmek için yüz binlerce öğrenci Instagram'da 24 saat boyunca yarışmışlar efendim. Şaka değil gerçek ha. Ve güneş işte bu demiş efendim. Neymiş bakalım görelim. Tüm saldırılardan güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi yükselişini sürdürüyor. E, bu yükseliş kapsamı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı e, Genelgesiyle önümüzdeki yıl ee, yeni yatırım yapılmayacak kararı alındı. Herhalde. Yani ekonomideki yükselişten dolayı. Finansal disiplinden taviz verilmeden atılan adımlar cari açıkta etkisini gösterirken özel sektörün indirim seferberliğine katılımı her geçen gün artıyor. Evet, cari açıkta artıya geçiş. Bu tabii bakış açısına bağlı olarak farklı yaklaşımlarla değerlendiriliyor. Bir kesim bu iyi haber derken tabi bir aylık durum bu. Geçen sene aynı aya karşılık. Yoksa yıllık e, cari açık 51 milyar dolar. <laughs> yani aylıkta bir düşüş var. E, o da ithalattaki düşüşten kaynaklanıyor. Ancak şu tespiti de yabana atmayalım. Türkiye dahili üretim içinde, ihracat içinde ciddi bir biçimde ithalata bağlı. Dolayısıyla ithalatın düşmesi anlamına gelen cari açık azalması, üretimin de azalması anlamına gelir yorumlarında dikkate almak durumundayız. Efendim. Devam ediyoruz. İstikrar sürecek, tasarruf artacak e, haberi var ve Hürriyet gazetesi düğünde yapsaydınız bari demiş. Ne demek istemiş? Bir görelim. Arda'yı iki gündür çok geniş gören gazete posta. O yüzden Arda haberlerini postadan okuyalım. Düğünde yapsaydınız bari diyor. Bari dememiş ama bari demeye getirmiş. Ankara'da devlet yurdunda koruma altındaki 16 yaşındaki bir kız çocuğu için evlenmesi iyiliğini olur yönünde skandal bir rapor vermiş. Yeni mahallede yaşayan Ş.A. 9. sınıfta okurken 25 yaşında bir kişinin tecavüzü sonrası hamile kalmış. Bebeğini 4 ay önce doğurmuş. Ailesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle tecavüzcüsünün yanına gitmiş ve tedavüz iddiasından vazgeçmiş. Bebeğiyle Atatürk Çocuk Destek Merkezi'ne yerleşen şey A, tecavüzcüsüyle evlenmek için mahkemeye başvurmuş. Yurtta görevli sosyal çalışmacının hazırladığı durum değerlendirme raporu dava dosyasına sunulmuş. Raporda evlilik akdinin tarafların iyilik haline katkı sağlayacağı savunulmuş. Medyası işlem tamam bugün tahliye olacak yorumları yapıyormuş efendim. Evet peki şimdi Hürriyet'in Ankara ekinden bir haber paylaşacağız efendim. Bakın Hürriyet'in Ankara eki ve orada bir haber var. Şöyle ispirtolu kalemle e, daire işini almaya çalıştık hani dikkat çeksin diye. E, o haber şöyle bakın Ankara Ticaret Ulusu Başkanı'nın sözleri bunlar. Gürsel Baran krediyi alamayan Ato'yu arıyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, finansman sıkıntısı çeken bazı ATO, Ankara Ticaret Odası üyelerinin Kobi destek kredisinden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını söylemiş. 4000 üyemizden sadece 1500'ünün talebine olumlu cevap verilmiş. Banka şubelerinden şartları uyduğu halde kredi alamadan dönen üyemiz Atoyu arıyor. Yani 4 bin başvuru olmuş Ankara Ticaret Odası üyeleri arasında 2500'ü hayır cevabıyla karşılaşmış 1500'e kredi verilmiş 1500 kobiye şirkete kuruma neyse şahsa ee, ancak şartları tamam ama kredi alamayanlar da Ankara Ticaret Odası'na geliyorlar diyor sonuçta e, banka faizlerinde de yüzde onluk bir indirim e, ısrarı var ama daha doğrusu tavsiyesi var ama özel bankalar bankalar niye indirim yapsınlar? Bir, iki indirim yapacaklarsa zararları nereden karşılanacak? Değil mi? Efendim sırada Karar Gazetesi var. Hem suçlu hem güçlü demiş. Cemal Kaşıkçı'nın üstündeki Riyat gölgesi belirginleşirken dünyanın ikna edici açıklama beklediği Suudiler Türkiye'ye hedef aldı bazı yayın organları Kaşıkçı'nın nişanlısının iftira attığını öne sürdü. Türkiye güvenli değil iddiasıyla turizm üzerinden kirli bir propaganda yürütülüyor. Suudi gazete Kaşıkçı'nın meslektaşı Turan Kışlakçı ile nişanlısı Hatice Cengiz'in Suud yönetimine karşı iftira kampanyası yürüttüğünü iddia etti. Bir başka haberde ise tatil için Türkiye'ye gitmeyin dendi. Kirli operasyon için FETÖ'cüler de devrede Emre Oslu Türk Emniyeti'nin paylaştığı kamera kayıtlarının çarpıtıldığını öne sürdü. Firari'nin bilinçli analizi El Arabiya tarafından haber haline getirildi diyor. Ve kurşun askerin vahşeti. 15 Temmuz gecesi zaman içerisinde farklı farklı görüntüler ortaya çıkıyor. İşte bir başka felaket görüntüsü. 0131. Zırhlı araçtaki sivili döverek öldürdüler, tekmeleyip sokağa attılar. 02. Cansız beden bir rütbelinin talimatıyla ağaçlık alana taşınıyor. Evet, e, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019-2021 dönemine ilişkin e, yatırım programları genelgesini Resmi Gazete'de yayınlamış ve önümüzdeki yıl için yeni yatırım yok. Çılgın projeler istisna edilmiş. Ancak çılgın projelerle ilgili özellikle tabii gündemde olan e, gündemde olan çılgın proje ikinci Boğaz projesi efendim. İstanbul Boğazı'na paralel ikinci bir boğaz. Kanal İstanbul projesi ee, ve yap, işlet, devret yöntemiyle yapılacakmış. Tabii Kanal İstanbul yap, işlet, devret modeliyle yapıldığında e, işletmeci de işletmeci olacak dolayısıyla. Muhtemelen diğer örneklerine bakarak diyeceğiz ki evet, eyvallah. Ne var? E, muhtemelen buraya da dolar taahhütlü bir geçiş e, taahhütü verilecek. Ve burası politik ve uluslararası hukuk e, düzeni içerisinde yer alan bir yer. İstanbul Boğazı'nın alternatifinden söz ediyoruz. Alternatif olmaya çalışan tam olarak hangi politik hedef e, gözetiliyor bilemediğimiz, anlayamadığımız e, bir takım olumlu ve olumsuz iddiaların peş peşe sergilendiği, hakkı verilmeden, tartışılmadan, apar topar diğer birçok yatırım gibi hayata geçirilmeye çalışıldığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla o işletmecinin verici kararların bir takım politik sonuçları da olacak. Uluslararası hukuk, Türkiye'nin dış politikası açısından. Bunları filan nasıl çözeceğiz sorusunun cevabını bilmiyoruz. Diğer örneklere bakarak bir geçiş taahhüt edilecek. O geçiş olmadığı takdirde, Aradaki fark devlet kasasından ödenecek. Diğer örnekler ortada. Ne kadar oldu açılışlar? Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Selim Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli bir türlü istenilen kıvama gelmedi. Çünkü yüksek rakamlar. O yüksek rakamların farkları dahi yüksek. Onları da bir hep birlikte hazineden ödemeye devam ediyoruz. yapışta devlet modelleri çok sağlıklı modeller midir? Geleceğimizi ipotek ediyor çok açık bir biçimde. Elde edilmemiş kazançlarımız ipotekte. Milat fırsatçıya şamar diyor efendim. Faiz zamlarla vatandaşın ekmeğine göz dikenler yanmış efendim. Yanmış, yandı gülüm keten elva. Heh, evet peki. Tarlada bir pazarda 10 lira devri sona eriyormuş efendim. Hadi bakalım inşallah. Ee, şimdiye kadar niye devam etmiş onu bilmiyoruz. Yeni olmuş belki o yüzden tedbirler de yeni. Öyle mi? Peki. Gelelim Milli Gazete'ye. En büyük zammı siz yapıyorsunuz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu. Geçmişte milli görüş çatısı altında politikalarımızı birlikte ürettik. Şimdi eğer makize gibi şirketlerin kıskacından kurtulmak istiyorsanız lütfen milli görüş prensiplerine geri dönün çağrısı yapmış. Evet. Şeker pancarı da kara borsaya düşecek. Hadi canım sen de. Şeker pancarında münabeli üretimi sekteye uğratacak ve patates dolduğu gibi toprakların zehirlenmesine yol açılacak bir adım atılmış. Özelleştirme idaresinin hazırladığı ihale şartnamesine göre şeker fabrikalarını alan şirketler kendi internetlerinde ham madde bulamadıklarında başka bölgelerden de şeker pancarı tedarik edebilecekler. Bu durumda şeker pancarının üretimin ve denetimi ciddi anlamda zafiyete uğrayacak ve su istimale açık hale gelecek. Milyonluk projeler kayıt dışı. Sayıştay Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 2017 hesaplarını incelerken 6 bulguya rastladı. Bulgularda milyonlarca liranın yanı sıra 9 milyon 516 bin 408 lira değerinde 3 adet yol kenarı denetim istasyonunun kayıtlara geçirilmediği tespit edilmiş. Sayıştay'ın bakanlığın her bulguya benzer cevap vermesi bakanlık topu 2018 yılına attı yorumuna yol açmış. Evet. Bakanlık amblem ve logoları da yenileniyormuş efendim. Hadi bakalım. Ve milliyet önce tasarruf sonra refah. Önce tasarruf sonra refah. Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf genelgesine göre 2019'da yeni araç alınmayacak. Lojman ve kreş yapılmayacak. Yeni projeye başlanmayacak. Çılgın projeler hariç. Bu arada Nihat Ali Özcan'ın da yazısını hazırlayalım arkadaşlar. Acil ve zorunlu olanları hariç 2019'da yatırım projesi yapılmayacak. Bitmeye yakın projeler öncelik verilecek. Acil olmayan projeler teklif edilmeyecek. Teklif dahi edilmeyecek. Öncelik sosyal ihtiyaçları giderecek yatırımlara olacak. 2019'da kaynağı ne olursa olsun yeni araç alımı yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna. Evet pekala. Yargıtay'a bir yılda 300 bin dava. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, 30 ülkeden yüksek mahkeme başkanlarının ve uzmanları İstanbul'da bir araya getirdi. Zirve öncesi konuşan Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Üçüncü Cirit. Artan iş yükünden şikayet etti. Yargıtay'a geçtiğimiz yıl gelen dava sayısı 300 bindir. Dünyada bizden sonra gelen Yargıtay Fransız Yargıtayı'dır. Fransız Yargıtayı'nın yılda 27 bin dosyası. 10 <laughs> katından fazla. Neyse. Ee, o bir tarafı. Şimdi öbür tarafına gelelim. İstinaf mahkemeleri ne oldu? Var artık istinaf mahkemeleri birçok yerde kuruldu. Bu sayıyı azaltmıyor mu? Yani istinaf mahkemelerinin hedefi bu değil miydi? Yargıtay'ın yükünü hafifletmek değil miydi? Belki de hafifletilmiş halim bu. Sayısal verilere bakmak lazım bilmiyoruz. Peki efendim Nihat Ali Özcan'dan bir alıntı yaparak e, gerçek gündeme devam ediyoruz. İdlib ve emeğe saygı demiş efendim. İdlib başarısı ve başarının arka planındaki emek burada kastedilen tabii ki. Türkiye kısa bir süre önce İdlib mutabakatının ilk aşama yükümlülüğünü yerine getirdiğini Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla açıkladı. Buna göre sahanın coğrafi yapısıyla yerleşim alanlarının özellikle de dikkate alınarak İGAP, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları boyunca 15-20 kilometre derinliğinde silahtan arındırılmış bölge oluşturulmuştur denildi. Elbette bu ilerleme tek başına ne Suriye sorununu ne de İdlib sorununu bütünüyle çözmeyecektir. Bu ve benzeri taktik başarıların stratejik nitelik kazanması daha fazla emek ve dikkat gerektiriyor. Yine de açıklama dikkate değer taktik bir başarıya işaret ediyor. Ardında kimlerin nasıl bir emeğin ve hikayenin olduğunu bilmiyoruz. Mutfakta çalışan ehil birileri çıkıp anlatıncaya kadar da bilemeyeceğiz. Elbette bu hikaye bir takım çalışmasının ürünü ve emek harcayan bir dizi görevli var. Siyasetten diplomasiye, silahlı kuvvetlerden mülki idariye, sivil toplum örgütlerinden bireylere kadar. Ancak mesleklerinin niteliği yüzünden hikayenin geri planında kalan, kalması gereken sahadaki istihbarat unsurlarının büyük emekleri olduğu da açık. Özellikle çöken devletlerin geride bıraktığı kaotik çatışma ortamlarının yeni aktörleriyle artan ilişkiler kendine özgü kurallar, vaatleri, teşvik ve zorlama yöntemleri olan farklı bir anlayışın gelişmesine de neden oldu. Bu silahlı grup diplomasisinin başarısı kendine özgü kuralların içselleştirilmesinin yanı sıra yetenekli ve yetişmiş insan gücüne bağlı. Kitap böyle bir kapasiteniz yok ve iyi bir ve iyi koordine olamıyorsanız müzakerelerde mesafe almanız zor der. Eğer bu kapasitenizi, yeteneğinizi İdlib gibi sona yaklaşmış bir iç savaş ortamında test ederek sonuç almışsanız işinizi iyi yapmış ve zor sınamalardan geçmişsiniz demektir. İdlib'de silahlı grup diplomasisi en zorlu ortamda yürütüldü. Her yönüyle farklı birbiriyle çelişen çatışan grupların aynı anda tek bir çizgide buluşmaları sağlandı. Tüm bu zorlukları düşünce, düşününce güç olanı başaran, zor koşullarda çalışan bir avuç isimsiz gerçekten saygıyı hak ediyor. Evet. Biz de o emeği geçenlere bir anlamda teşekkür borcunu bu yazı üzerinden e, yerine getirmiş olalım. Evet sağ olsunlar efendim. Geldik Orta <laughs> Şaka gibi bir var. Fiyatlara dur emri. Fiyatlar dur deyince duracak. E maliyetler artmış. Adam ne yapacak? Cevabı yok. Cevap olmadığı için böyle matrak bir e, manşetle karşı karşıya kalabiliyoruz. Espri olsun diye yapılmış gibi gözüküyor. Ve posta evet topçu popçu kavgası desturda öyle diyordu ya evet bu işin ucunda bir ucunda topçu öbür ucunda popçu var. Ee, ve doğrusunu söylemek gerekirse baştan sona çirkinliklerle dolu bir e, süreçteyiz. Şimdi e, ne oldu ona bir bakalım. Arda Toran Topçu Berkay'ın eşine tacizde bulunuyor. Sözlü sarkıntılık yapıyor. Berkay'da anlatılanlar böyle. Tersine bir açıklama görmedik. Eşimi bırakayım, seninle erkek erkeğe konuşalım diyor. Arda da en iyi bildiği işi yapıyor. Kafa atıyor. Berkay'ın burnu kırılıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ameliyata alınıyor. E, bu arada rivayet o ki, Beline silah koyuyor Arda. Hastaneye gidiyor. Ben öküzlük yaptım diyerek öküzlere bir hakaret ediyor. Ondan sonra da e, yani al başıma sık filan diyor. Nasıl oluyorsa o sırada silah kazayan patlıyor. Yani tutacak tarafı yok. Hastanenin de. Hastanenin de. Adam silahla hastaneye giriyor. Kimse dur demiyor. Evet yakında keleşlerle filan girenler olursa şaşırmayacağız yani. Şimdi ee, dağılmış, kendini kaybetmiş. Yaşadıkları ve başarısını, başarısının getirdiklerini hazmedememiş. Geldiği yeri özümseyememiş bir zavallı çocuk. Ama gelen nedir? Bir ucu ahlaksızlık, öbür ucu pervasızlık. Belinde silah. Adam mı vuruyor, kendini mi vurmaya niyetleniyor ve ateş alıyor hastanelerde filan. Olay adliyeye de intikal etmiş. Savcılık filan gündemde. Buradan bir şey çıkar mı çıkmaz. Kim bilir cesareti nereden alıyor? E geldi yere hazmedememekten. Bir, iki. E şimdi bir örnekte var. Can Dündar'ı vuran tetikçi. Yani tabii görüntüleri izlediğinizde e, öldürme kastı yok diyebilirsiniz. Aşağı bacaklarına doğru sıkıyor filan. Neyse. Silahta ruhsatsız. Ee, bakıyor, eh adamın bacağına bacağına silah sıkmak 4500 lira. Ruhsatsız silahta onay. Bundan daha cazip teşvik unsuru olur mu? Falan. Neyse işin e, şakası bir tarafa. Yani bu son derece çirkin, son derece kötü bir örnek ve söyleyecek çok söz var. En önce yapması gereken... Top'un oynadığı e, futbol kulübü. Hemen ve derhal gereğini yapmazlarsa aynı çirkinliğe, ahlaksızlığa ortak olmuş olurlar. Ma mafi yani bir dönem ve bu olay yaşandığında milli takımların başında olan bir isim de işte bir e, kulüp yöneticisinin efendim restoranına filan basmadı mı? Fatih Terim olayından söz ediyoruz. Böyle bir alem mi burası? Sabah gazetesi FETÖ'cü hainlerden Pinoşe infazı demiş efendim. FETÖ'cü hainlerden Pinoşe infazı. Pinoşe, Şili'nin, Augusto Pinoşe, Şili'nin 70'li yılların e, başlarından, e, 2000'li yılların başına kadar galiba e, Şili'de askeri yönetimin başındaki isim. Bu konuda çok ciddi filmler de yapıldı. Gerçekten çok duygusal filmler de var. Ee, Pinochet'in zalimliği, zulümleri konusunda statlara toplanan insanlar, yok edilen, kaybedilen e, cesetler, e, vergisiz infazlar. Binlerce ölümün sorumlusuydu Pinochet. İşte FETÖ Cahinler de Pinochet benzeri bir e, cürme, bir suça, bir vahşete imza atmışlar. E, haber bu. Ee, fırsatçı önce uyarı sonra ceza Sadece bir rüzgar esiyor efendim Onu söyleyelim Gelelim Sözcü Gazetesi'ne ee, Önce Bu Arda meselesini yazmış Yılmaz Özdil Oradan bir alıntı yapalım Aslında e, Yılmaz Özdil'in yazısıyla e, Destur köşemizdeki Arda yazısının e, Benzeşen Yanları da var. Aslında e, dün yazıldı herkese iki habersiz ama. Yani işte bakınca fotoğraf ortada. Biraz da öyle düşünmek lazım. E, ne demiş bakın bir bölümünde yazısının e, Yılmaz Özdil bir görelim. toplum demiş efendim. E, toplumun ilk ecesi üzerinden bir top ve topçu göndermesi var. Futbolla futbolcu tabii ki. Metin Oktay, Can Bartu, Baba Hakkı, Lefter, Turgay Şeren, Ziya Şengül, Zekeriya Alp, Şenol Güneş, Cüneyt Tanman hepsi böyleydi. Olumlu bir tanım var yazının baş tarafında. Futbol denilen kavram yetenekten önce karakter olarak topluma örnek adamların rol modellerin sporuydu. Ee, şimdi bakıyoruz kışlaya bile gitmeden dekontlu askerlik yapan, sonra da AKP'ye oy toplamak için vatanımız istiklal savaşı veriyor ben de varım diyen, Umre'ye gidip kafasında takkeyle poz veren futbolcu Arda. Kendi eşi hamile olmasına rağmen gece kulübünde el alemin evli kadınına sarkıntılık etmiş. Kadının kocası müdahale edince adama kafa atmış, burnunu kırmış. Yan masadaki kadın gecemizi mahvettin deyince garsonlara seslenip bu hanımı yarın gece eğlendirin parası benden demiş. Görmemiş diye görgüsüz diye bir bakar mısınız yani? Bilahare beline tabanca takıp hastaneye gitmiş burnunu kırdığı adama yanlış anlaşılma oldu. Senin karın olduğunu bilmiyordum. Kafama sık demiş filan. Toplumsal çürüme, çürüme işte böyle bir şeydir. Sadece siyasette, diplomaside, ekonomide olmaz. Top yakın çürür. Yanlış mı? Top yakın bir çürüme etrafınıza baktığınızda görmüyor musunuz? Top yakın bir çürüme. Toplam kalitede bir karbon var ya. Yani bir alanda müthiş başarılar ve güzellikler filan. Böyle bir şey olsa da bunun çok fazla kıymeti yok. Toplam bir kaliteye ihtiyacımız var ama ortada toplam ve toplu bir çürüme var. Neden boşuna söylemiyoruz bak. Durup dururken söylemiyoruz. Şimdi geldi yeni şefa beklemeyelim. Hasan Öztürk'ün yazısı hazır mı arkadaşlar? Onun üzerine madem ki toplu çürüme dedik Bakın, e, çürümeyi görenler yavaş yavaş köşelerinden isyan etmeye başlıyorlar. Bu ikinci, üçüncü yazısı. Biz ilk alıntı yapıyoruz. E, evet. Yersin, Yeni Çabak'tan yazın. Çürüme dedik ya. Çürüme, toplu bir çürüme. Hiçbir ideolojik kesimi dışında bırakmıyor ki. Erdem, aramızdan uzaklaşırken demiş, bugünkü köşesinde Hasan Öztürk. Geçenlerde çok sevdiğim birkaç arkadaşıma bize ne oldu? Neyi kaybettik de bunlar oldu diye sordum. Soruyu bir kısmı taca attı. Bir kısmı uzun uzun dindarlıktan, Allah korkusundan, etrafımızdaki yozlaşmadan filan söz etti. İyi de sahi bize ne oldu? Neyi kaybettik de birbirimize olan özencimiz yok oldu? Biz derken neredeyse 40 yıldır içinde bulunduğum mahalleyi, memleketi, milleti, hasılı Hepsini birden kastediyorum. Tabii öncelikli İslamcı camia. Merhum Necip Fazıl'ın var ya turşucu vezinden İslamcı olmaz öyle şey demişti ama oldu. Hatta bırakın memleketi milleti İslam dünyasını ve hemen hemen insanlığın tamamını da bize ne oldu? Biz neyi kaybettik? Kaybettiğimiz şey neydi ki? Birbirimize ne tahammülümüz, ne hürmetimiz kaldı? Kaybettiklerimizle ilgili ne olduğu ile ilgili kendimce gözlemlerim var. Kendimce cevaplarım var. Onları paylaşmak niyetindeyken dün Hürriyet'te bir röportaj okudum. Ayşe Arman, romancı Nermin Yıldırım'la röportaj yapmış ve benim çevreme sorduğum soruların bir kısmını sormuş. O röportajın ilgili bölümlerini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, şahsen tanımadığım yazar Nermin Yıldırım bu sorulara nasıl cevaplar vermiş? Bundan sonraki kısım tırnak içinde ve Nermin Yıldırım'ın Ayşe Arman'a verdiği röportajdan da hürriyetten alıntı. Şöyle diyor yazar Nermin Yıldırım. Nezaketi, zarafeti, bir günaydının gücünü, elimizi birbirimizin omuzuna koymanın büyüsünü unuttuk. Hatır sormayı, iki tatlı söz etmeyi unuttuk. Dostluklarımızın, aşklarımızın içine bile öfkeli, haset, mukayeseli, kötücül duygular girdi. Çok bencilleştik bir kere mutluluğun tek başına yaşanabilir bir şey olduğuna inandırdılar bizi. Satın alınabilir bir şey olduğuna da. Hayır, değil. Ne eksildi hayatımızda en çok? Galiba merhamet ve şefkat. Biliyor musun ben artık sosyal medyaya bakamıyorum diyor Nermin Yıldırım Hürriyet'teki röportajında. Oradakilerin birbirine davranış biçimine dayanamıyorum. Artık normalleşen, sıradanlaşan o zehirli dile katlanamıyorum. Devam. İnsanların kendi zekasını başkalarının aptallığı, kendi iyiliğini başkalarının kötülüğü, kendi güzelliğini başkalarının çirkinliği üzerinden tarif edişini, kendi başkaları üzerinden temize çekişini izlemekten yoruldum. Kendini başkaları üzerinden temize çekiş. Evet, güzel bir laf. Yaygın bir alaycı dil var. Bunu zeka pırıltısı sanıyoruz ama değil. Sadece muhatabına değil, sahibine de zarar veren kötücül bir ses o. Bu kadar öfkeyle, hırsla, telaşla yaşanmaz. Durmadan içeride fokurdayan o zehirli duygular sahibine yük olur en çok. Peki ne yapılabilir diye sormuş Ayşe Arman. Dermi Yıldırım birbirimize karşı daha merhametli, hoşgörülü olmayı öğrenmemiz. Daha doğrusu hatırlamamız gerekiyor bence. Evet. Dünkü Hürriyet 11 Ekim 2018. Ve Hasan Öztürk devam ediyor. Tahammülsüz bireyler topluluğu olduk. Kaybettiğimiz nezaketten, zarafetten, hayatımızdan eksilttiğimiz ve yok ettiğimiz merhamet ve şefkatten ötürü bugünlerde birbirimize tahammül edemez olduk. Dindarlarımız arasında ahlak sorunu yaşanıyor. Oysa o müthiş hadisi şerifi hatırlamanın yeri değil mi? Ne diyor peygamberimiz? Ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim diyor. Güzel ahlak. Nerede? Saçta, sakalda, kılda, bıyıkta, çarşafta, peçede, poturda, efendim şalvarda mı? Dindarlarımız arasında ahlak sorunu yaşanıyor. Bencillik hepimize sirayet etti. Bir iş adamı arkadaşım geldi dün. Tam yazı yazarken, çay kahve içerken yazdığım konuyu söyleyince dönüp dedi ki en kötü kazı bizim çevremizden yedim. İslamcı çevre bu. Ne sözlerinde duruyorlar ne de hak hukuk tanıyorlar. Ben de ona demek ki bir şeyler kaybettik diye fısıldayabildim. Kaybettik. Bir şeyleri kaybettik. O kaybettiklerimizin başında birbirimize olan özencimiz, nezaketimiz, bir de ahlakı kaybettik. Geriye ne kalıyorsa? Geriye çok şey kalıyor efendim değil mi? Arabalar, jipler, yatlar, yazlıklar, efendim e, yurt dışı geziler, e, i̇kinci, üçüncü, dördüncü eşler vesaire vesaire mücevherler vesaire değil mi efendim? Yani temesefeden mesela e, el konan mücevherlerin sadece belli siyasi kadrolara bir temesefe yöneticisi tarafından servis edilmesi filan değil mi? Böyle iğrençlikler. Alnı secdeye değen de kaybetti, değmeyen de. O kadar kaybetti ki bırakın ticari ilişkilerimizdeki yozlaşmayı sokakta yürürken ya da trafikte bile birbirimize tahammülümüz, özencimiz kalmadı. Sanki bir cinnet hali yaşıyoruz. Her gün birbirimizin hakkını gasp ederek yaşıyoruz. Neredeyse birbirimizin yaşam hakkına bile tecavüze kalkışıyoruz. Evet. Yani toplum derken, e, toplumsal çöküş falan derken, bakınız artık e, gözü gören insanları isyan noktasına getirmiş durumda. Geçmiş olsun demek lazım. Çünkü çok ciddi bir kitlesel çöküşle karşı karşıyayız. Maddi, manevi, ahlaki her alanda. Secde, cami, namaz, sakal, bıyık, çarşaf, efendim e şal var. Bunlar hiçbir işe yaramadı. Ne acı değil mi? Gelelim sözcüğe. Efendim, emekli de bankalardan yapılandırma istiyormuş. <laughs> Emekliler şaşırmış. Bunun adı bu. E ne yapsın adam? Üç kuruşla tabii şaşırır. Ders ilerlemiş. Demaz, demaz. Bir takım sorunlar da başlamış. Hastalıklar var. Dolayısıyla sağlık hizmeti alma ihtiyacı var. Veya akut gelişen hastalıklar yoksa da bilmem e, müzmin devam eden hastalıklar var. Artık çünkü o yaşlar e, hastalıkların ortaya çıkma yaşları falan değil mi efendim? Kötü beslenmeden, yanlış beslenmeden işte çeşitli sebeplerden sizden veya dış faktörlerden gelenler. E, bunlar maliyet artık. Beş kuruş para. Peki. Çare. E, sanıyorum emekliye Ziraat Bankası veya banka veya Ziraat Bankası galiba. Diğerleri de, kamu bankaları veriyor mu bilmiyorum. Ama şimdi özel bankalarda da dağıldı ya maaşlar. üç e, maaş falan. Tabii faiziyle. E, kredi alabiliyordu. Üç maaşını alıp tabii ödüyordu faiziyle. filan Yani emeklinin ne kadar bu buna benzer borçları vardır emeklinin. Ne kadar borcu olacak? Bankalar borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen milyar dolarlık patronlara yeniden yapılandırma kolaylığı sağladı. Pek çok iş adamı borcunun vadesini uzatarak rahat nefes aldı. Şimdi aynısını emekliler de istiyor. Türkiye Emekliler Derneği bankalar kredi kullanan emeklilerin maaşının tamamını kesiyor. Emeklilerin banka borçlarını da yapılandırılsın. Tabii emekli maaşı aslında haz ama tabii bankalardan kredi kullandığınızda maaşımı kesebilirsin, haz edebilirsin filan diye bir madde var zannediyorum. O madde dolayısıyla da bu işlemler yapılıyor. Ee, yani maaşın tamamı da kesiliyormuş. Doğrusu pes zaten üç kuruş var. Adım at yani adam. Ama tabii bu şaşkınlık. Yani da söyleyeyim. Yani emekliler kendilerini ülkerle, şahitlerle filan bir tutma gafletine düşmesinler. <laughs> Veya sabancılarla değil mi efendim? Bir kalemde 400 sildik gitti filan. Ee, Silecek olanlar emeklinin geliri veya kredi borcu Falan değil bizzat kendisi Silin gitsin Zaten aç bırakmışsın adamı Adam da hasta zaten Er kişi niyetine veya atın kişi niyetine Tamam Evet ee, şok iddia İngiliz basını Kayıp Suudi gazeteci için Bunu yazdı Kaşıkçı'yı konsolosun bahçesine gömdüler İngilizler de <laughs> Suudilerle Türkiye'yi iyice papaz etmek istiyor galiba Evet, İngiliz Middle East Eye sitesi, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsolosluğa 400 metre mesafedeki bu özel konutun bahçesinde olduğunu yazdı. Evet, yani e, söyleyecek söz bulmakta zorlanıyoruz ama son reklam arasına gidiyoruz efendim. E, son arayı tamamladıktan sonra geri kalan gazetelerimiz ve yazılarımızla tekrar karşınızda olmak istiyoruz efendim. Değerli gerçek gündeme devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Gazetelerimizi tamamlayacağız. Stardayız. Hedef refahı yükseltmek demiş efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orta vadeli mali plan yürürlükte. Şimdi e, kamuda tasarruf, mali disiplini güçlendirme, enflasyonu düşürme, sürdürülebilir büyüme hedefli orta vadeli plan. Şimdi orta vadeli plan deyince isim değişecek diye e, biliyoruz. Çünkü Hazine Maliye Bakanımız öyle söylememiş miydi? Ağustos ayında iş toplandığında Ekim'de, e, Ağustos yanlış hatırlamıyorsam. Ekim'de orta vadeli programın açıklanacağını söylemişti. E, Eylül ayında. Değil mi? Eylül'de. Tabii. Enflasyonla mücadele programı açıklandı Eylül'de. Eylül'ü e işaret etmişti. Ve de e, isminin de değişeceğini ilginç, dikkat çeken isimler, isim teklifleri olduğunu söylemişti. Ve yeni ekonomi programı diye. ...yep diye kısalmıştı ama... ...tekrar OVM... ...Orta Vadeli Plan haline mi döndü? O isimler ne oldu? Onları... ...bilemedik ve... ...bu kapı 10 gündür kapalı. Efendim... E, ...İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi'nin... ...de böyle bir kapalı kapısı vardır. Kin kapısı derler ya. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı... ...işte bu binada sırra kadem bastı. Dünya ayağa kalktı fakat Suudiler... Olay yeri incelemesine bir türlü yanaşmadı. Kaçıkçı'nın kayboluşuyla ilgili ilk haber ve buna ilişkin ayrıntılar giderek değişiklik arz etmeye başladı diyor. Yaşama ihtimali var. Daha ilk günden tamam cenaze namazı kılmaya kalkıyorlardı. Yani ölçüsüzlük had safhada. Ölçüsüzlere konuşma fırsatı vermek ve ölçüsüz konuşmak da had safhada. Öyle değil mi? Yani olay salı günü ortaya çıktı. Çarşamba günü bilemediniz geçtiğimiz haftayı söylüyorum. Ve perşembe günü orada cenaze namazı kılınacaktı. Dört aydır peşindeydik Kaşıkçı Prens'in hedefindeymiş efendim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye belediye kaptırmayın sahayı boş bırakmayın dedi. Valilere genelge stokçuyu affetmeyin tiz kellesi uğrula bu yol ve yöntemle enflasyon. %46.2 olmuş. Buçuk demeyelim hadi 0.3 arttırmayalım. %45 diyelim. Tenzil edelim. Üretici fiyatları endeksindeki artış. PKK rahat kazansın diye. Evet TSK harekatına karşı Mimbiç'in çevresine 30 kilometrelik çukur ve tüneller kazan terör örgütü pkk, PKK YPG ABD'liler yeni iş makineleri ve kepçeler gönderdi. Evet. 500 tırlık konvoy Suriye'nin Kamışlı bölgesinden. Kamışlı dediğinizde sahibinin karşısını biliyorsunuz yani. bir ee, Bağırsanız öbür taraftan duyuluyor. Evet pekala devam edelim. Şimdi e, Raip Ronsun meselesi. E, bizim destur köşemizde de vardı ya. Rahip Bronson'la yatıyoruz, Pastör Bronson'la kalkıyoruz falan diye. Amerikan kaynakları bugün gerçekleşecek olan, yapılacak olan mahkemenin e, Bronson'un tahliyesiyle sonuçlanacağını anlaşma tamam şeklinde verdiler. E, i̇ktidar gazeteleri farkındaysanız Rahip Bronson için hiç görmemeyi tercih ediyor. Akit gazetesi bir tek yargının Bronson imtihanı demiş. Dünyanın gözü Türkiye'de ABD'li casus papası bugün hakim önüne çıkıyor. Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile işbirliği yaptığı casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerçekse tutuklanan ABD'li casus Andrew Bronson bugün hakim karşısına çıkıyor. Türk yargısının büyük bir imtihan vereceğini ifade eden hukukçular dış dünyanın tehdit ve şantajlarına boyun eğmeden papazı hak ettiği ceza verilmeli dedi. Star gazetesinde de dün Ardan Türk bir tek Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz bu rahibe gereken ceza verilsin dedi. Onun dışında Derin bir sessizlik var. Çünkü McKinsey, McKinsey konusunda biliyorsunuz açığa düştüler iktidar medyası. O yüzden aman şimdilik kefaz <laughs> olmayalım diyorlar anlaşılan. Efendim bu arada tabi bakın bir küçük yazı başlığını paylaşalım. Ee, Ali Karasanoğlu acil talebimizdir. FBI gelsin incelesin diye ironik bir başlık atmış. Biz de ona bir hatırlatma yapalım. O FBI yazısını bir verelim arkadaşlar. Gazetelerden Hangi gazetelerden? FBI gelsin incelesin diyor ya. FBI zaten burada. <laughs> Belki takviye gelebilir. Niye? Bakın 1 Ekim 1999. 1 Ekim 99 vurgusu istemiştim ama orası olmamış. Evet. 1 Ekim 1999. FBI ajanları Ankara'da işbaşı yaptı. Başbakan Ecevit'in 1 Ekim gazetelerinden bu. ABD'deki temasları sırasında Washington yönetiminin gündeme getirdiği Ankara'da FBI bürosu açma talebi hayata geçirildi. Ne zaman? 20 yıl önce aşağı yukarı işte. 2018 bitiyor. 2019'un 1 Ekim. 19 yıl peki tam 19 yıl. Demek ki 19 yıldır Türkiye'de Ankara'da FBI var. Ha şurada Çankaya'da da bir yerleri var işte bir takım adresleri söylerler. Orası değil fark etmez önemli de değil. Varmış yani demek ki. Dolayısıyla FBI'nin gelmesine ihtiyaç yok yani Karasanoğlu kardeş. FBI burada 20 yıldır burada. Evet ve Yeni Asya gazetesi. Hakimler ehil ve bağımsız olmalı. Efendim e, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul bildirisi yetkin, bağımsız ve tarafsız hakimler halkın adalet ve yönetimine güvenini sağlamak için vazgeçilmez önemde. Eyvallah. Peki. İyi. Yargıda kara delikler var demiş efendim Yargıtay başkanımız. Yargıtay birinci başkanı. İsmail düştü cirit. ABD tüm F-35 uçuşlarını askıya aldı. Bir de bir kaza meydana geldi biliyorsunuz. Ve yeni çağ. Papazın gözü uçuş biletinde. Trump'ın serbest kalması için savaşıyoruz dediği Andrew Bronson dördüncü kez hakim karşısında avukatı ev hapsinin kaldırılmasını istiyor. Bu arada dolar da altıların altında. İşte 5.80'ler 75'i görmedi. 80-85 civarında e, seyrediyor. Şu anda ne kadar? 5.90. 5, 5 kuruş yukarı çıkmış. Ha yani olmayacak mı <laughs> diye. Böyle de bir garip durum söz konusu efendim. Suud ipe un seriyor. Konsoloslukta arama için izin verileceği açıklamasına rağmen çeşitli bahanelerle uzatılıyor. Evet burası e, sıkıntılı olmaya devam edecek. Emeklilerin de yapılandırma talebine kulak asılacak mı bilmiyoruz ama... Hani iyi ki seçim var. Bu ara çok seçim var biliyorsunuz. Seçim sayesinde e, bir takım böyle uygulamalara tarıklık ettik. Başka zorunluluklar da ortaya çıktı. E bari böyle zora düşmüş. Emekli maaşının tamamı hazzedilmiş krediler yüzünden. Emeklilerin borçlarını yeniden yapılandırsın. Hiç olmazsa bu insancıklar maaşlarının bir kısmını alsınlar. Borçlar zamanı yayılsın. O borçları ödemeye de ömürleri vefa eder mi onu bilmem yani. Aldığı yaş grubuna aldığı miktara bağlı tabi. Koç kaç kuruş kredi almıştır ki zaten. Efendim gelelim Yeni Şafak gazetesine. Konsolos panikte demiş. Dört gündür dışarı çıkmıyormuş. Adam nasıl dışarı çıksın? Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın yönü Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El Katib'in konutuna yöneldi. Güvenlik güçlerine göre cinayet mahalli konsolosluğa 300 metre uzaklıktaki bu ev olabilir. Detaylı bir arama sır perdesini aralayacak. Panikleyen el katip ise dört gündür evden dışarı çıkmadı diyor efendim. Bu arada ee, Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine hadisenin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulacakmış efendim. Bakın resmi ağızlar ne söylüyor? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün açıklaması bu. <laughs> resmi ağızlar çok ölçülü, Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere çok ölçülü ve diplomatik açıklamalar yapıyorlar farkındaysanız. İktidar medyası çok sert gidiyor. İşte ikinci gün Soran Kışlakçı cenaze namazı kılacaktı. Ne oldu bilmiyorum ee, namaz programı. Evet yani ölçüsüz ifadeler filan bir işe yaramıyor böyle işlerde. Değil mi? Evet. Girit'te işgal planı. Bir dakika ya bizim 18 adada işgal altında değil mi zaten? 18 adamız bir kayalığımız Yunanistan tarafından Ege'de işgal altında değil mi? Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilanına hazırlanan Yunanistan Mısır'la anlaşıyor. Yunanistan münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarını Girit Adası'nın güneyinden başlatıyor. Bu sadece Türkiye'nin değil Mısır'ın da deniz yetki alanlarının gasp edilmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin oldu bittilere fırsat vermemek için bir an önce Libya ile deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzalaması gerekiyor. Uzmanlara sormak lazım ama 18 adamızdan söz ediyoruz bakınız. 18 ve bir kayalık Yunanistan işgalinde. Evet daha buralarda vermeyelim artık. Batı'nın muhtevası değişmez, ırkçı. Evet, ırkçı muhteva değişmez diyor ve son gazetemiz Yurt Gazetesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yerel seçim stratejisi açıklanacak. E, bu arada e, adaylar da sıraya girmiş durumda CHP'de. Özellikle de e, banko gibi gözüken yerlerde çok sayıda adaylık başvurusu var. Gönüllerde ne aslanlar yatıyor efendim. Evet, e, bugün de süremiz tamam değerli izleyiciler. Ama pazartesi sabah 07.15'te gerçek gündemde yine sizlerle buluşmak istiyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.